Saygılı bakışlar, böyle, <laughs> rica ederiz ne kaygısı, biz kaygılıyız sizlerin karşısında. Şimdi en son en çok da başlayalım. Asıl benim bölümlere geldik. Stalklıyor musun? %100. Hiç şaşmaz. Stoklamana da gerek yok. Aynı kameraya bak. <gülüyor> <gülüyor> ben çok fenayım arkadaşlar. Ben böyle sen, şu an tadadadada. Ta ta ta. Sen evet. evet. <laughs> Onu çok özlüyorum bir defa. Bazen unutuyorum. Böyle beraber yatmak falan çok aklıma geliyor bazen. Özlüyorum böyle sarılarak falan. Sonra ben de konuşmalarını falan özlüyorum. Burada da şöyle bir durum olabilir. Herkes de anlaşır. Kimin anlaşıp anlaşmayacağını kendi belirler. Sevmediğiyle de anlaşabilir. Sadece onun tercihidir karşı tarafın onu anlaması gibi bir hissim var sanki iş an. Bilmiyorum his sadece. Yani çok da yanlış değil herhalde. Gibi Şimdi sanki biraz ama Hürriyet Komiteli'den herkese selamlar. Şahane bir buluşma bugün. Yeni yıl öncesinde harika bir içerik hazırlamayı umuyoruz. Sevgili Funda Ergit ve Hazar Ergüçlü bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş, bulduk. Kaygılı bakışlar. <laughs> Rica ederiz. Ne kaygısı? Biz kaygılıyız sizlerin karşısında. Nasılsınız? İyiyiz. Değil mi ortaya soruluyor falan böyle? İyiyiz. <laughs> ya... E, Meraklıyım. Meraktayım şu an. Ne çıkacak? Ne konuşacağız acaba? <laughs> evet. Ilk geldiğim izlediğim senden hep oydu. O vibe'ı oluyorum. Şöyle bir tanımadığım ya daha önce tanışmadığım ya da izlemediğim projesini izlemediğim kişilerle program yapmak benim için daha rahat geçiyor aslında. Çünkü bir bilgin yok. Bir de çalışmadan da gidiyorum. E, fakat onların da fanlarından da linç değiyorum. Hatta bir gün şöyle bir şey oldu. Ya ben yıllardır takip ediyorum. Bir kere görmek için her veriyorum. Allah'ım kimlere nasip ediyorsun? Suratsız adama nasip ediyorsun? onu görmeyi deniyor. İkinizde de daha büyük bir şey var. Pozitif anlamda. İşte Canan olayı, Poyraz'ı falan filan da izlemiştim ama Canan olayı hala arkadaşlar da öyle müptela. Sana girmek istemiyorum zaten yani hani <laughs> geçmişten beri. O yüzden bugün bizi ne bekleyecek bilmiyorum. Ee, direkt giriş yapayım. Oyun, timsah ateşi, biraz konuşalım. Daha önceden siz tanışıyor muydunuz? Evet. Projede mi yer almıştı, mı tanışıyordunuz. Evet. Hakan Muhafız'la birlikte hı hı hı. Orada beraberiniz. O yüzden oyun o zaman zor olmadı sizin için ilk. Geldi hani beraber çalışma ortamı falan filan. Kaynaşma oyun. kısmı mı? Kaynaşma Hiç kısmı. Yok. Ama Kubilay'la da olmadı. Kubilay'la tanışmıyordum Hı ben Hazar mi? tanışmıyordu. Üçümüz de birbirimizi tanım Yani Kubilay'la tanışmıyorduk ama yani o konuda hiçbir sıkıntı çekmedi. Ayrı ayrı soracağım. Olurdu. Zor musunuz? Yani tanıştık mesela. Şimdi bizim tanışmamız başka bir konu ama işte tanışıyor olsaydık ben bir oyuncu olsaydım. Kaynaşmak ve uyumlanmak zor mu sizinle? Yok yani kendim için, yani iş arkadaşı olarak değil belki arkadaş olarak zor olabilirim zaman zaman ama profesyonel anlamda sanmıyorum yani. Arkadaş olarak zorluk nedir? Ne bileyim yani. Zor mu yani hayır, şu, şu mu yani şu zor güvenirim mi ya da ikna olmam, enerjim mi? Hayır hayır yani zorlayabilirim, yorabilirim zaman zaman anlamında söylüyorum İkizler söyleyeyim. falan Lazım. değil mi? Yok hayır evet. oğlak. Tamam. Zor mu? <laughs> Şey. Ben ya kendi adıma bilmiyorum. Zor mu? Nasıl bence uzarsın? biliyor musun? Hayır. Funda da şöyle bir durum olabilir. Herkesle anlaşır. Kimin anlaşıp anlaşmayacağını kendi belirler. Sevmediğiyle de anlaşabilir. Sadece onun tercihidir karşı tarafın onu anlaması gibi bir hissim var sanki iş Bilmiyorum his sadece. Yani çok da yanlış değil herhalde. Gibi sanki Düşünüyorum biraz... ama evet. Genelde yani ben biraz daha mesafeli bir tip olduğum için oradan da anlaşılmaz yani. Ha, gibi. Ya çok funda yakın çok... arkadaşlarımla şey olur ama iş ilişkisinde özellikle partnerlik ilişkisinde böyle bir hani samimiyet tiyatro sahnesinde böyle bir samimiyetle başlamayı e, tercih ediyorum Değil yani. Ya yok funda açıktır ya yani ve çok doğru herkese karşı çok doğru e, koyuyor mesafeyi ilişkileri. Sağlam yani o yüzden. Vay, teşekkür ederim. Bunu duymak güzel de. Belki <laughs> böyle avantajlı. oluyor. Tutarlı yani. Tutarlı yani böyle. Aa süper ne kadar iyi idare ediyor falan diyor insan. Çok iyiymiş. <laughs> Tiyatroya ilgi ben çok arttı. Son yıllarda çok arttığını düşünüyorum. Ve gerçekten toplumda bir tiyatro farkındalığı da maşallah iyi ki var. Devam ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Bu oyun size getirecek? Şimdi premier de yapıldı. Nasıl gidiyor? Biraz oyunu konuşalım sizinle. Kim, bu bir başla. hep sorun olacak. Sorudan evet. sonra Çözeceğiz sen söyle konu. bize. Aynen. Sen <laughs> yani. Benden. Benden. Benden Funda başlasa. Ha Funda başlasa. <laughs> Bak ya. <laughs> Funda da ama şey var değil mi? Önce hani orada bir olayı makyajısını anlatsın, girizgah yapsın şeyi yani, şeyi var. başlasın. Neyse ilk kere sen başlamışsın şimdi ha. ben başlayayım. <laughs> Ee, yani güzel tabii seyircinin olması, geldi. tiyatro seyircisinin artması. Oyun geldi, okudum. Geldi. Şimdi şey deme ya, o işte bu benim burada olmam lazımdı dedim ve bu yüzden kabul ettim cevabı. <laughs> <laughs> Nasıl? Burada olmam lazım. İşte oyun geldi, oyunu şey yaparken okurken ne hissettiğini Aha. soracağım ama hani şey cevabı da dalmayalım orada. İşte burada olmalıydım, yıllarca bunu hayal etmiştim falan ziyade. Gerçekten ne hissettin? Pozitifse de. Yani e, pozitifti zaten yoksa kabul etmezdim zaten doğru. de vardı mı öyle lüksleriniz ikinizin de hayatta artık olarak gibi. istemediğini seçmeme bence o lüks eğer maddi bir sıkıntı e, ya da maddi bir kaygı şey yoksa? E, yoksa düşünce yoksa yani illa kaygı da olması gerekmez hani bir para kazanmakla ilgili bir şeyin yoksa bence her oyuncunun var zaten yani var mı Ya bence var. söz konusu tiyatro yani, olunca özellikle yani ada adanmışlık gerektirdiği için yok yani zannetmiyorum maddi zorunluluk olmadan yani yok sadece kolay... tiyatro için söylemedim Bu yani zaten para kazandırılmıyor çok sizce da. Sizce maddi kaygı yok ama sırf işte olsun diye hepsini kabul etmek, sevmediği işe de girmek vizyonsuzluk mu sizce bir oyuncu gözünde Yani kendi vizyonunu her oyuncu kendi belirliyor aslında. Yani, yani. onu da işler... denemez herhalde yani. Timsat işine gelir miydiniz siz? Başka İzlemeye mi? mi? Evet. Gelirdim. Neden? Ben kara komedi çok seviyorum çünkü. Kesin kara komedi ise bir merak edip gelirdim. Sen gelir mi? Gelirdim. Gelirdim. Afiş çok güzel. <gülüyor> 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 Şöyle bir şey sezdim. Oyunlarla ilgili. Mesela bir oyunla ilgili şey düşünmüştüm. PR'ın çok güçlü yapıldığını düşünmüştüm. Size de şunu düşünüyorum. Abi herkes biliyor. Sizin isimlerinizle de alakalı olabilir bu. İşte atıyorum Hazal'ı tanıyan işte Funda, Funda var orada diye. Sektörlerle bahsetmiyorum. Ben böyle küçük küçük Saha kitler yapmayı çok seviyorum kendince. Gitti Meryay'da pişti falan filan alışveriş. Herkes biliyor oyunu. Bu nasıl sağlandı sizce? Bu Komarx'a da sorabiliriz bu arada. Nasıl sağlandı? Ben sizin isminizin güçlü olduğunu farkındayım. İnsanlar sosyal medyadan mı çok güçlü mü PR yaptınız ne yaptınız biliniyor ya çok güzel bir şey bu. Siz böyle düşünüyor musunuz bu arada? Yani bilmiyoruz henüz ne, ne kadar ha, duyulduğunu ama bunu söyleyen ilk kişi de sen değilsin yanlış bilmiyorsam. Şey. Yani çok duyuyoruz, ediyoruz diyen var. Ama ne kadar büyük bir kitle onun henüz çok farkında değiliz. Ama yani PR anlamında bir tek işte Suri paylaştık. Onun dışında da bir işte afiş yani falan yapıldı tabii billboardlar ki. Billboardlar yapıldı. Ben yani biz de çok PR'ı ciddi PR'lar yapılan işlerin içine yer alıyoruz. Ama yani hmm. bunun geldi mesela yankısı yani. Ha, aa, evet değil mi değil mi? İşte ofisteki ben de aldım. Ya bir dakika çok fazla mı afiş? Gördüm ben <gülüyor> sokakta <gülüyor> afiş görüyorum. Konuşuyorduk Hazar'la işte diyorum ki yani. <laughs> bir de paylaşmasak mı artık, şimdi de artık biraz hani dına gelmiyor mu falan gibi. Sen gerçekten Instagram'ı sevmeyen bir tip var ya. Ya Sevmiyor değilim seviyorum. Kadar Olduğu kadar, ki, kadar seviyorum. Ki, bu, kadın, bu kadın burada olması gerektiği için var gibi bir hisse kapılıyor. Yok paylaşıyorum yani. Paylaşıyorsun ama profiline girince de diyorsun ki gerçekten bizim için yapıyor ne kadar fedakarlık yapıyor falan. <laughs> i̇nsan profile giriyorsun gerçekten Funda erget, hani ve şey de diyorsun online biraz daha fazla. Şeyi çok önemsiyorum. Şimdi abi 90'larda ve 2000'lerde katılırsınız herhalde. Şimdi ulaşılmamak ün yapıyordu. Şimdi bu tabii ki işte böyle her şeyini paylaşan bu vloggerlıktan bahsetmiyorum ama daha çok daha çok ya yani ne yapıyor acaba falan diye. O yüzden takip ediyoruz Hı -hı. zaten. Ben onun sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Atıştığım oyuncular da oldu bazen işte. Yani özgürmüş kimseye bağlı şeyim yok falan kendi kendime. Sizin seyircilerinize karşı ve sevenlerinize karşı, izleyicilerinize karşı. Hayatın tamamıyla ilgili demiyorum. Kalk öğretici şunu yap yapma değil de. Sorumluluğunuz olduğunu düşünüyor musunuz? Nereden baktığınızda göre değişir. Altını doldurmadım sorunun farkındayım ama. Ya Funda iyi, çok sevebiliyorsun mesela. Takip ediyor. Çok heyecanlı. Her proje sen varsın diye izliyor. Düşün mesela. Sıkıcıysa bile izliyor. Böyle bir seyirci profili. Ona karşı bir sorunun yok mu sence? Yani tabii ki bunu gözettiğimiz zamanlar oluyor. Ya olmaması için gayret ediyorum diyelim. Yani olabildiğince kendim olmaya. Yani gelecekse de birisi buna gelsin diye özen gösteriyorum. Ama tabii ki her şeyi göstermediğimiz oluyor yani. O tabii aşikar. Yani anlatıyorsun zaten şu an neleri göstermedik. <laughs> <laughs> Şunu soracağım oyunculukla ilgili burada kapatacağım. Challenge bölümlerine geçmek istiyorum. Sizinle sabah kadar konuşurum yoksa ben. Abi şimdi bizim için, seyirciler için bazı kült dizilerin, bazı kült sahnelerin önemi var. Dönüp dönüp izleriz, bakarız, severiz. Arkadaşlarımızla o sahneyi yeniden yeniden konuşuruz vesaire. Bazı oyuncularda gözlemlediğim Genelinde aslında gözlemlediğim şöyle bir durum var. Sizin için sürdürülebilirlik, devamlılık ve her yeni proje esas bunu farkındayım ama sallıyorum Canan'ın ölüm sahnesi mesela. Şimdi size bu sorulduğu zaman bir yerde ya o da ne kadar iyiydi değil mi? 5 yıl sonra, 10 yıl sonra. Oyuncular da şunu gözlemliyorum ben. Ya neydi, hangi bölümdü? İşte o kadar şey yapıyoruz ki filan. Yermek için de söylemiyorum bu arada tabii ki. Yüz, yüzlerce yani bölüm çekiyorsunuz. Şey yani. Normal de bir şey beni biraz seyirci olarak şey yapmayı çok. hayır abi o çok önemli, bizde de çok önemli çünkü sanki oyuncuda da o sahneye ya da sahnelere dönük aidiyetlik e, bekliyoruz izleyici Hı -hı. olarak. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz bir oyuncu olarak? Sahnelerinizi ya da öne çıkan, viral olan sahnelerinizi unutuyor musunuz kariyerinizdeki? Ee, yani tiyatro oyunu olarak sessizlik var mesela. Hı -hı. Çok hafızamda olan. Yani şimdi çık da oynadıysam oynayamam tabii ki ama. Etkilenme. Ee, Canan sahnesi öyle bir sahne. Öl, öl, ölüm sahnesi. Ee, ölüm sahnesi yani... Ee, iyi oyunculukla alakalı değil. Ee, iyidir, kötüdür. O hani e, herkese göre değişir ama e, Canan öldüğü için ve oradaki veda ve oyun arkadaşlarım falan ordalar son sahnemizi çekiyoruz filan gibi e, bir şeyi var tabii ki benim içinde. Yani için ya da seslenmiş. Karadayı'dan var bir işte e, mahkeme sahnesi var aklımda olan. E, bir i̇ntihar sahnesi var ki o da veda sahnesiydi karaktere. Ee, sezon hatta dizinin finaliydi filan. Var yani şimdi hep aklıma gelmiyor ama başka şeyler de var. Bir başkadır da e, Ruhi'nin araba sahnesi e, aklımda. Onun da nasıl çekildiği, o gün neler olduğu filan da daha dahil oluyor ona. İzler misin bu arada? İzlerim zamanında. Bazı sahneleri geçiyor. Güzelmiş. Bu arada dizinin ikinci sezonunda son yazda şey olduk, senin yasını izleyici her bölümde eksikliğin çektiren garip bir duygulara kapıldığımız enteresan bir süreçti o yani. Evet. O, o süreç garip, Ama ölmedi sadece, gibi. Sadece evet ya orada e, senelikler de restorana yani. adını verdiler. Evet, bütün evet. karakterler hatırladığı filan. Ama sadece ondan değil bence biraz da e, şeyi de değişti ya e, dizinin. İstanbul'a geldi karakterinde de bir evet, değişiklik evet, evet. oldu. Orada sanıyorum hani ee, ilk sezona özlem sadece Canan'la alakalı değil, Canan da dahil ona ama hani biraz da dizinin karakterine dair bir özlem de olduğunu e, okudum. Yani duyduğum ve gördüklerimden söylüyorum. Bu projede ne düşünürsün sen bilmiyorum ama şeyi izlerken seyirci olarak anormal fark ediyordum. Başladıktan bitene kadar içindeymiş gibi yaşıyordum. Ben yani içindeyim anlıyordum hmm. ve o duyguyu verebiliyordunuz. Çok pik yapan, çok izlediğiniz... Bu dönemde de mesela çok pik yapan benim de izlediğim bir dizi var. Çok etkisindeyim, çok keyifli izliyorum. İçinde değilim ama. O son yazın öyle büyüsü vardı hı hı. sanki bence. Ne güzel. Gelelim. <laughs> var mı sende sahne, bu konularda ne düşünüyorsun? Sen şey yapar mısın? Gamsız birine benziyorsun o noktada söyleyeyim yani. Hani çektik gitti tamam öyleydi filan. Ama böyle hatıralarında kalan var mı? Sahne. Yok var tabii ki. Mesela? Tabii ki var. Mesela? Çok var demek. <laughs> ya yok benim daha <gülüyor> <gülüyor> ilk, ilk oynadığım filmde. <laughs> Böyle birisiyle ha, ha filan diye kayıt dışında sohbet ederken aniden kafama çerçeveli strafor düşmüştü of. ve ben çerçeveyle beraber paralel yere düşüp bayılmıştım onu hatırlıyorum. Yani of. Hakan Muhafız'dan çok sevdiğim sahneler vardı. Vardı Mecidizir'de bir sürü sahnemiz vardı bizim öyle e, çok sevdiğim. Sürekli her bölümde bir davet çektiğimiz için mutlaka unutulmaz komik anlar <gülüyor> bana <gülüyor> yani. net bir şekilde iki tane söyle abi net istiyorum senden çok komik, net inanmamız için bana <laughs> iki sahne evet. evet. söyle neden <laughs> inandırıcı olmadığımı anlayamıyorum oyunculuk <laughs> 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 neden İki tane sahne istiyorum senden de ki şu sahne benim çok hoşuma giden çektiğim sahne. İstediğin kadar düşünebilirsin bana. Ya dördüncü sezonda Hakan Muhafız'ın e, dördüncü sezonunda bir tane içeriği hatırlamıyorum. Hmm. Felaket hasta olduğum bir sahne vardı. Ölüyordum onu çekerken izledim. Yani sen hastasın karakter evet, değil yani. Evet karakter ha. değil. Ateşim falan var yani perişan haldeydim. Onu hatırlıyorsunuz. Hep kötü anıları hatırlıyorsun be, biraz. <laughs> Aynen ya. <laughs> yani iyi anılar tabii ki final final. Sahnelerini yani, hatırlıyorum ben de tabi ki. Imgimizde. Alev Alev'in çekip yangın. Çekip geçen işte o gamsızlık hissi var. Evet yani, abi böyle. çekip geçiyorum. Yani tabii ki ya. Ama o da o yani. kadar rahat bir şey ki. Şimdi Güzel bir, bir şey, şey yani. Duymak şey istiyorsun sen şey bana şey onu söyle. <gülüyor> <gülüyor> Hatırlarım. ben Var olan neyse onu anlarsın. Yok yok var olan neyse. So Sokaktaki tepki alıyorsun da sokakta tepki nasıl abi Sana bakan insanın hafızasında simay canlanıyor yani. Tabi hani. mesela yani. Hala simayı hatırlıyorlar mı? Saç kestiğim günü hatırlıyorum filan yani. O, o, o dizide o sertti mesela. O karakter orada evrilebildi mi? Zor mu oldu Sima'yı kırmak sence? Onu ya sonucu. benim için şey çok zordu. 18 yaşındaydım. Henüz böyle şeylerden haberim yoktu. O Sima. çok tesadüfi olmuştu benim için. Hala öyle bir var. İtfat yani... ettim şu an anlamadım ama. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> yani şeye çok şaşırmıştım. Ee, e, hakaret edildiği zaman karaktere mesela yani Twitter'da <laughs> yorum gördüğümde zaten Twitter'a da <laughs> yeni ha, Twitter'da. girmiştim. Yani her şey zaten Kıbrıs'tan geldim. Dün öğrenciydim bugün filan. Bana niye küfür ediyorlar? Ben filan. Yani şeyi ayır, ayırmayı öğrenmek zor olmuştu. Bir dakika bu bir iş. Ve böyle bir iş. Sana küfür ki, etmiyorlar. Yani seninle ilgili bir şey değil yani. Bunu öğrenmen gerekecek belli ki. Ama alınıyor insan sanki. Böyle itici bir şekilde oynamışsın. Ve o sempatik olman gerekirken olamamışsın Ama gibi bir his de yaratıyor sordan, yani. Anlıyorsun ki ne kadar çok aslında. Kötüyse karakter onun eleştirilmesi iyi oynadığını da gösteriyor. Veriyorsun evet. o duyguyu demek ki onu işte Tabii yani şey. hakaret ediyorlar sokakta falan yani no, hala <laughs> bunu rasyonel rasyonelize edemiyorsun Bak, onu. O başka. Sen <laughs> sevinecek bir tipsin. Gerçekten. Ama uğraşılarak <laughs> sevecek bir tipsin bence. Bak tamam mı? Yani nefret değil aslında. <laughs> karakter o duygu. analizi ya. Hayır ben, ben hissimi söylüyorum yani. Uğraşalım, sinirlendirelim ama sevelim, nefret etmeyelim, öyle itmeyelim falan ya. Öyle bir şey var. <laughs> Olabilir. Şimdi en son en çok da başlayalım. Asıl benim bölümlere geldi. <laughs> ya bum bum gibi bir şey değil bu. Çok keyifli. En son en çok istediğiniz şey neydi? Benim şu 18 Aralık gelsin oyun oynansın Aha. ve premieri bir yapalım ve o an gelsin hani bittiği an gelsin. En son istediğim <laughs> şey buydu. Nasıl çalıştın? Ya <gülüyor> <çalışmışsın>. <gülüyor> En son ne istedim en çok? En son ne istedim en çok yani premier benim için de. Çok önemliydi yoksa daha somut bir şey mi söyleyeyim somut mesela? Somut bir şey söyle. Somut bir şey, şey Somut yerden somut ne e olur somut. Biz sen destekliyoruz <laughs> seni farkınız şu an. Alakabı <laughs> gibi bir şey, e bir tane bir ne şey çok? verip kurtulmak sen istiyorum ne ama. Ha, ne istedin en çok? Ya şeye, İngiltere'ye çok gitmek ha. istedim, gidemedim. İstiyorsun hala. Evet hala istiyorum. En son en çok neye hayır dediniz? Hayır der misiniz hayatta? Değil evet oyunda Hazırın karakterini en çok ayırt edilme en sona sürekli <laughs> hayır olmaz yapma falan deyip duruyorum. Sen? En çok neye hayır diyorum. Zor mudur bir şey ikna etmek seni? Hoş hayır, hayır. Al. Yani zor hayır diyen birisiyim sim zaten. Ee, ya yani bir yolunu bulup diyorum. Ama ikna etmek kolaydır beni yani. Bilmiyorum en çok neye hayır diyorum ya işte. Sen Çok hayır diyorsun aslında. Mesela bir şey konu, "Hayır abi, hayır." falan ha, bir ha, şeyler dedi, çok hayır. söylüyorsun ama ne oldu? Ne? İtirassal hayırlar. Evet. Öyle değil aslında. Biraz düşüneyim. Olur hocam. Sonra söyleyeceğim. Sadece sadece o bilecek bölümümüze geçelim. Ne? Sadece o bilecek. Ha Ha bu olay bu. Bütün Anlamadım. olay. Anlamadım. Bunu. Bütün olay bu. Anlamadım. Şimdi anlayacağım bilmiyorum. Bu. Bu. bu bölümde sorduğum soruların varsa hikayesini dinlemek istiyoruz. Kime söylediğinizi ben ve izleyiciler bilmeyecek. Özneyi sormayacağız. Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısınız? Az <laughs> aklına geldi onu söyleyemem. Hayır. Eliyor şimdi. Hani o o, o olmaz. <gülüyor> <gülüyor> onu fark ediyorum. 8'in arasında bir şey, olay mı yaşandı? Yok, anlamasına şaşırdım. <laughs> Bu işi yapıyoruz ya. Yani. <laughs> Neyse onu sonra söyler. Söyleme bence hiç söyleme. Ben merak ettim ya. Ben de bilmiyorum canım ne oldu mu? <laughs> Tahmin yürütüyor sadece yani gidişatımdan <laughs> ama doğru tahmin diye düşünüyorum. Söyleyeceğim sonra kayıttan çıkacağım. <laughs> evet diğerini <laughs> <Diye> <laughs> Öyle olmadı Anlatır mısınız ona? Bir şey yanlış anlamıştır bir, bir, biri sizi ya da ya kırılmışsınızdır kızmışsınızdır. Kişi olduğunuz kimse ama var ama şimdi söylersem işte, evet, anlar de anlar mı? Anlar. Anlasın o anlayacak Akşama sadece. Gider. anlamasın. Şöyle bir dakika daha güzel bir şey söyleyeceğim. Canlamasını ben istemiyorum. Fundaer Yiğit'in, oha inanmıyorum. Fundaer Yiğit bir şey söyleyecek. Geçmişinden biri ve ona söylediğini o kişi anlamış olacak. Böyle biri var zaten şu an hayatta. E zaten gerçek bir olay istemiyor. Kime söyleyeceğiz evet. ki zaten? Şey tamam, yok. Falan. Var yani böyle bir. Yani ben bütün defterlerimi kapattım. Kimse, benim cevap versem kimse umursamaz. Geçmişimden falan dediğim bir durum yok. Varmış. Çok merak yani ettim. vardır Umuyoruz Umut ki lakan. vardır. Yani. Herkesten müthiş özürler ve her bütün defterleri kapatacak kadar ulvi ve şey olgun bir <laughs> insan olmayabilirim yani. Ne söyler ona? Yani çok saçmaladın sen de. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Ha, <laughs> Alan, anormal heyecanlı Evet. Ben de saçmalamış olabilirim. <laughs> Mümkün. Evet ama bunu bu kadar böyle büyütecek Mümkün. böyle bir olaylar yaratacak böyle bir e, dramalar yapacak hiç de af gibi ilerlemiyor bu şu anda. Eee... Yok. Hayat ama bir gerek yok. Benim de söyleyeceklerim <laughs> sen. var. Bir durum yok. Yok. Sakin olalım. Herkes hayatına baksın. Ha baksın. Evet. Herkes kendi hayatına baksın. Aynen. Anladım. Yani af da dilemedim bu arada. Evet olsun. Af dilemek önemli evet, değil. Evet. Çok da zorunda değilim galiba. Biliş değilsin canım. Tamam sen o da dilemesin. Ben de dilemiyorum. Af dilenecek bir şey de yok. Hayat böyle olabilir. Ne yaptığını yani. biliyor musun şu anda? Nasıl? Biliyorsun ki hala dramanı büyük... takip ediyorsun. Gezdi mi takip ediyorsun? İletişim ha, var mı? Şu anda mı, mı? ne ha, İletişim var mı? Hmm, yok. Yok gibi bir şey. Yok. O takip ediyor mudur seni? Bilmiyorum. Ha, tahmin? Bilmiyorum. Bilmek isterdin o zaman. Ediyor olabilir. Bence kesin ediyor bu arada. Stokluyor mudur? Yüzde yüz. Hiç şaşmaz. Stoklamana da gerek yok. Hangi kameraya bakıyorsun? <laughs> <laughs> Yok zaten Instagram'ımı hmm. çok özel <laughs> paylaşmıyorum gördüğüm gibi. <laughs> <laughs> özel hayatımı çok hani göremezsin oradan. Bu bölümü de izler o zaman. Senin ilginçlere bakıyordur çünkü. Bilmiyorum. Ne düşünüyor? Acaba merak ettim Selamlar olsun mu buradan? Olsun tabii. Hmm, tabii yani. yani şey. Büyütecek bir şey olmadığına göre. <laughs> Aynen. Peki. Ben gel ben çok de, fenayım arkadaşlar. Ben sen an, böyle sen. şu an tatatatatat. Sen, sen evet evet. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Zira o an. Evet. Seçtin mi işlerini Evet seçtim. <gülüyor> <gülüyor> mi <ilk> <laughs> Sana seni anladığımı hissettirmiş olabilirim ve nazikçe kesinlikle haklısın gibi şeyler söylemiş olabilirim ama aptalın tekisin ve Oo ben bunu <laughs> biliyorum galiba. <laughs> Anlar mı? Anlar mı? <laughs> Bunu herkes için alabilir ama spesifik ol de ama bana diyor der. Nasıl spesifik de tanıza zaten bu. Hayır. Yani. Hayır, hayır 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 anlar <laughs> mı beni anlar mı? Burası anlar mı? Burası içimizi dökmüyor muyduk sadece? <laughs> evet anlar mı <da>, merak ediyorum. <laughs> e yok anlamazsın sen bu Yani. Kadar. Ne kadar mayıl bir soruyu dönerek <laughs> <eline> dönerek geldik ya. <laughs> Hayatında mı? <laughs> hayır. Oley. <laughs> sen çıkmış. En süper yanı da bu. <laughs> Güzelmiş ya. Çok irdelenecek bir şey anlatamıyorum. Var mı Hiç başka böyle intikam sorma? <laughs> Şimdi tersi var. Kendinizi affettireceğiniz bir andasınız. Şu anda sizi dinliyor. Anlatır mısınız? Var mı kendinizi affettireceğiniz bir şey? Ya ben sürekli olarak de, demin de dediğim hmm. gibi insanlardan genellikle özür dilerim, anladığımı söylerim. Hakikaten de anlarım bu arada ama hmm. kendimi çok dışarıda bırakarak sadece onu dinleyerek. Anladığımı ya ona kanalize olurum ve tamamıyla bütünüyle onu anlarım hayır ben ha, de varım ve misin? özür dilemesem de olur yani bu kadar diledim zaten efendim kızma ya sen. Efendim. <gülüyor> <gülüyor> özür diler misin çok sık dilerim Gönlüm her alır şey misin? için motora çarptım ben geçen gün ters yöne giden motora bakmadığım için çünkü oradan gelmemesi hmm. gerekiyordu çarptım ve özür diledim adamdan tamam, bu insan, ben her özür bu zaten dilerim olması. <laughs> evet, evet. genelde özür dilerim. Tabii ki. Gönül alır mısın abi? Alırım abi. Alırım. Ee, hata yaptıysam da kabul ederim. Ya eşek gibi <laughs> kabul ederim. gönül olabilir mi? Zaten sizce. İyi Alır mı? Alırım. Ben rezilliğime bakmayı seven birisiyim. Yani Rezil değil. Yani, yok yani, hayır, yani, hata yaptığım ha. zaman ne güzel bir şey. Yutarım kabul ederim yani. Çok güzelmiş. Herkese Öğrenmek değil lazım. ama tabii De değer bulan. Yani doğruysa, gerçeğe her zaman güzel. Kendimim. Evet. Aklıma gelmedi. Kendini affettireceğim bir şey. Haa, çok üzdün mü? Gerçekten bilerek <laughs> yapmadım. sen, sen anladın ne oldu? <laughs> ne oldu? Hayır. Anlamadın Hayır çok, anlamadım. Aydan geldi aklıma. Aklıma gelmedi. gelme anını aynen. gördüm böyle. <laughs> ya. Yani bilerek yapmadım. isteyerek de yapmadım. Evet. Bir şeyleri böyle e, sabote etmek için de yapmadım. Sadece kötü bir zamanımdı. Bunun için özür diledim ben ya, Niye tekrar gidiyorum? Tamam. Sence tek... biz... bir daha dileyim. İnanmış mıydı dediğine, ikna olmuş mu? Ha? İkna olmuş mu? Evet, evet. Ha, iyi. Aslı böyle bir sorun kalmamıştı. Şimdi ha. yeniden hortlattım bunu ama. Kaşımayı, Yok, olsun. Kaşıdım yani. yani. Anlar mı? Ya mi? bu program bağlanınca nasıl Anlar... bir şey olacak Öf, yani? Çok... Ne çıkacak ortaya? <gülüyor> 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 bu bölümü. Evet, özür diliyorum tekrar. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Aşırı inandım ya. İkna da oldum. Hala içeride <laughs> dilemiş, hala diyor yani. Bir de çok da büyük bir <laughs> şey değil muhtemelen <laughs> bence yani. Hani zaten şey Çözmüşsün olayı. Evet evet. çözülmüştü. Onu nasıl sevdiğini anlatır mısın? Soru bu buradaki. Soru bu. Onu nasıl sevdiğini anlatır mısın? Çok kısa derdimiz ne bu soruyu yazarken onu dinlemek istiyoruz. Buradan çıktığımız zaman, arkamız döndüğümüzde Funda bir insan nasıl seviyor? Gerçekten onu ne hissediyor severken? Kendinde nasıl dönüşüm yaşıyor? Böyle bir şeyler anlamak istiyoruz, dinlemek istiyoruz sevgiye dair. İkinizden de bu cevapları istiyoruz bu yüzden. Hani kişi ismi falan filan ya da magazin devşirmek değil. Sadece sizin hissettiğiniz, sizdeyiz yani. Onu çok özlüyorum bir defa. Onunla kendine. Ee, yok şu anda çok ha. özlüyorum. Bazen unutuyorum. Böyle beraber yatmak falan çok aklıma geliyor bazen. Özlüyorum. Böyle sarılarak falan. Sonra ben de konuşmalarını falan özlüyorum. Kedimden bahsediyorum bu arada eski kedimden. Eski kedim derken <laughs> artık ben de değil yani. Yani böyle konuşurdu benimle filan. Ne bileyim eve geldiğimde böyle bazen artık o boşluğa alıştım gerçi çoktan alıştım da ilk zamanlar zordu Peter. Ee, Ev bir boşlukta gibiydi, kimse yok gibiydi. Ama sensiz de oluyor yani <laughs> bunu da itiraf etmem <gülüyor> <gereken>. <gülüyor> Peter, ...almıyor değil. Özür dilerim evet, Peter. Peter. <laughs> Peter. Ama çok tatlı, çok cana yakın... ...çok şey bir... E, ...şahsiyetsin. E, sevecen bir şahsiyettir kendisi. Çok... E, ...insan canlısıdır. Oraların falan o huylarını... ...falan çok özlüyorum. Bütün huylarını özlüyorum... ...aslında çok yaramaz olmasına rağmen. Ama dediğim gibi yani... ...onsuz da hayat... E, ...geçiyor. Bütün, hep onun bununla... ...yaşamıyorum yani... Petel kısımlarını kesip manipüle edip paylaşacağım <laughs> <değil mi? gülüyor> Selamlar Azat Peteroğlu'na. Evet. Genel olarak yani nasıl? Yok yok senin... şey yönlendirme sorumu ya. Ne hissediyorsun? Hayır. cevabını ver yani? Nereden ben de bir almaksın? soru sorabilir miyim? Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Hayır biri olacak o. Yani ha. kafanda birini somutlaştırarak söyleyeceksin. Anladığım kadarıyla soru öyle. Evet. Sorunu Yoksa sevmek yani yine nasıl seven birisiyim yani. Hayır anlat. Sen anlat. Ben şey yaparım zaten. <laughs> Anladım ben sen anlat. peki. Ee, yani ben de e, çok özleyen birisi oluyorum. Bir dakika bu kopya. Ne yapayım? Ben de özleyemez miyim? <gülüyor> <gülüyor> Özlemek bana mahsus. lütfen. <laughs> özür dilerim. <laughs> Bak hemen özür dilerim. Evet. evet ya şu an. <laughs> Bütün şu bombo her şeyden bir içerik sonra bunu tutunup özür dilerim. <laughs> Senden de özür dilerim. <laughs> Arkadaşlar özür dilerim. Ee, yani... Aha, anlatsana. Aa, bilmiyorum açık konuşayım mı? Klişe cevaplar mi? vermekten ha. sürekli olarak ha. aklımda birkaç kalıp cümle var ve onları Niye söylememek için ha, zor ha. tutuyorum kendimi. ya yani Daha sahici bir şeyler söyleme ihtiyacı Yok içindeyim. Yok yoğunluğun yani. o zaman öyle mi? Şu Efendim? dönemlerde hayatın öyle bir yoğunluk, sevgi. Sevgi olarak mı? Evet. Hayır var ha. ama... Onu kendine Nasıl manipüle olacağını hesaplamaya çalışıyorum bunu ya da pardon nasıl montajlanacağını hesaplamaya, hesaplamaya çalışıyorum. Hesaplayamıyorum. Ya Arkadaşına artık Arkadaşına bir oluştu, yapmayız bir şey canım. Evet niye bu kadar bu konuda gelin? <laughs> ya bilmiyorum. Ben de izin verirsen özlemekten devam edeyim. Ben estağfurullah <laughs> izin. Ben müdahale ediyormuşum gibi <laughs> düşünce. Öyle <laughs> bir şey rica ederim ya. Ben sadece olan merak merak et, etmek mi istiyorsun? Merak etmemi mi istiyorsun? Buradan çıkınca böyle aklım mı kalsın? Çünkü aklımda kalır yani. Özlemek dersen de kopyacı anlatmak neyi saklamak istedi acaba? Ne kadar gizemli bir dünyası var. sevgiyi ne kadar büyütüyor ki? kendi işte tabusu mu acaba? Bence söyleme bu daha iyi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> yani. Hayır. Bu kimsenin bilmediği şey söylersem herkes sevmeye başlar birden bire. Ee... Sevgi öğrenir insanlar Sevgi yayılır mı? Yani ve bunu benden öğrenecek. <laughs> Her şey olabilir. Dünya değişebilir. Ben bilemezsin. <laughs> Tabii. Başka bir ee, renk Ya ben Hı. de... E... Demiştim Türkiye oturacağız diye. <laughs> 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 e, e, <laughs> e, <laughs> ee, bu kadar çok özleyen şey? birisiyim. E, hatta e, karşı tarafın dertlerini falan o kadar içselleştiririm ki kendimden ayıramam haddimi aşarım zaman zaman e, müdahale noktasında. E, Yok bir şey vermiş oldu. Söylemiş oldu. Teşekkürler. Yeter mi? E ne demek yeter? Kuyuz değilsiniz ya. <laughs> yani çok çok severim her şeyimle destek olurum sevdiğimde. Ne olursa olsun. Ee, Geldi. Bırakamam. Dedi. Bırakamam. Hiçbir şartta yani. Her var var türlü. o sahiplenici kadın duruşu var sende. Orada. Orada olmaya gayret ederim yani olabildiğince. Teşekkür ederiz ya. Gerçekten güzel katıldın. Ben teşekkür Gerçekten ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi 2021'i kapatalım. Nasıl geçti? 2020'ten ne bekliyorsunuz gibi klişe ama Aslında içi çok dolu bir soru sormuş olalım kapanıştan önce. ikinize de. Kimden başlayalım? Siz seçin. Ben bir şey beklemiyorum. Ben başladım. <laughs> Hiçbir ee, şey beklemiyorsunuz. Bilmiyorum yani. Ne Patan bekleyeceğimi... Bu yani, iyi. Yok. Ha. Ne bekleyeceğimi bilemez haldeyim. Daha ziyade böyle ee, mod olarak bugünlerde daha anı Kurtarmaya çalışıyorum. Yani bir sonraki günü ne yiyeceğimi falan filan düşünüp böyle çok uzun vadeli planlar yapmıyorum. Bilmiyorum. Bu, bu yıl böyle yeni yılın geldiğini de ben 31 hepimiz. Aralık'ta doğdum Aa. mesela. Yani. Why? de bunu da konuşmuştuk senle. de. Yani, evet. yani hiç umurumda da değil. Sonra geç de hatırladım eskiye göre mesela. Yani toplumlar hepimiz böyleyiz yani Bu yıl bu yılda Ay, özellikle. Ilgimi yitirdim yani heyecana yeniliğe olan ilgimi yitirdim bu aralar. Canlanmasını dileyebilirim. Güzel evet. olur. Evet. Aynı. Yani geçen gün zaten konuşmuştuk. Parti mardi vay hiç kimseyle bir şey konuşmadık. Ne yapacağız falan. Sakin mümkün mertebe. Nerede en sakin olacaksak orada geçirelim falan gibi. Bir moddayım ben de yani. Gerçekten bir şey hani kendime ya yani 2021 kendi adıma işte film çektim. İşte çok içinde olmaktan çok hoşlandığım bir film çektim. İçinde olmaktan çok hoşlandığım bir oyundayım. 2021'in genel olarak e, anlamı bu oldu benim için. Güzel kendimce e, kişisel böyle dönüşümler falan da yaşadım. Onlar hoştu. Ama hani bunlar beni böyle 2021 falan gibi bir şey yapmadı. O yüzden 2022'de <gülüyor> <gülüyor> böyle bir durum yok yani. Böyle hayat e, devam ediyor gibi Hani biz nokta var ve 1 Ocak'tan sonra bambaşka şeyler olacak gibi yaklaşmıyorum. Çünkü biraz da belki de hani yaşın da getirdiği bir şey olabilir. E, hayat aslında e, şeye göre e, takvime göre akan bir şey değil yani. Aa, Öyle evet. devam ediyor. O yüzden de hani ne çok umutsuzum. Ne çok umutluyum. Hani böyle çok fazla umutlu olmak da böyle bir polyanlacılık falan gibi geliyor içinde bulunduğumuz durumda. Ama işte çok umutsuz olmak da. Hani karartmayalım bak işte bir şey de üretmeye çalışıyoruz, güzel şeyler de oluyor filan gibi hani hayata insanın bağlanmak istediği yerler oluyor tabii ki. Ee, o yüzden o müthiş umutsuz bir profil de istemiyorum. O yüzden normal, <gülüyor> 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 normallik <gülüyor> bence çok kıymetli bir şey olur 2022 için. İkinizin de verdiği ayrı ayrı cevaplar belki hepimizin içinden geçen o duygu hali ve beklenti aslında bence. Aslında büyük kitlesel olarak evet, böyle evet. bir ruh durumu içindeyiz bence. O cevaplar bence işte insanların kişiliğine göre ne kadar karamsar, ne kadar işte e, mutlu ve pozitif olduğuna göre değişiyor bence. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. <laughs> çok iyi geçtiğini düşünüyordum. Gerçekten çok iyi geçtiğini düşünüyorum ama böylesini beklemiyordum. <laughs> Anlamadım <anladım, anladım. gülüyor> ben. <gülüyor> çok çok pişmanım söylediğim bazı şeyler <laughs> için şimdi daha... Kapanış <laughs> sorumuza geldik daha. O yüzden güzel geçtiğini daha söylüyorum. <laughs> Bizim işimizin sırrı da bu galiba. Kapanış sorusu bayılarak hep bunu cevaplamak istemişsinizdir hayatınızda eminim. ne geliyor acaba? Dilediğiniz kişi, dilediğiniz soruyu 83 milyon izlediği bir programda sorma imkanı verildi size. İzliyor mu 83 milyon? İzliyor. <laughs> Bu kim olurdu ve ona ne sorardınız? Sen... sen... <laughs> 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 Bence Hazar <daha daha> <laughs> Hazır mısınız arkadaşlar? Evet. Bu görevi üstüme alayım mı? Bunu ben mi yapayım şu an? <laughs> Bence bu program ben... hazır gelmiş gibisin yani. <laughs> evet. An... ben hiçbir şeye bakmadım. Bir... Ne konuşacağız falan şey diye falan geliyor buraya. Çıktı. Son soru için burada oturuyormuşuz. <şu <laughs> 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 Hepimizi temsil Biz de ilk kez bir konumu durdurmak istedim ya. Cevap vermem. <laughs> Neyse tamam. <laughs> evet. Sormayacağım. Bence. Evet. <laughs> bir, bir, seni bekletelim. Bunda evet aynen. Bunda oradan bir yumuşatsın sorusuyla falan. Ben herkese hitap etmek isterim. Ok, o süper var. olur. Devam ediyoruz <gülüyor> derdim. <laughs> Sakin devam soru. ediyoruz derdim. Sormaz mı hocam? Kime ne sorar? Soru soracağım. Evet. Nereye devam ediyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Nereye varacak bu yolculuk? Nereye e, gidiyoruz? Diye herkesin aklına bir soru işareti sokup cevabı olmayan bir soruyla herkesin var olsun bir problemle bırakırdım baş başa. Süleyman Demirel gibi. İyi 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 değil. Evet. Korkutuyorsun bizi. Bil, ya, hakikaten bilemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> kim olabilir mesela? Gerçekten kim? Yok Sen abi. kime sorardın? Çok şey bir sorarım. ilham al, almak için soruyorum. Yani bir. Nasıl bir yol izlemem gerektiğini kestiremiyorum. Annene sor. Anneme sorarım ya. Evime. Babana kesin sorun vardır senin. Gibi. Abi babama da evli <laughs> soruyorum, <gibi gülüyor> soruyorum. Var mı cevabını merak ettiğimiz bir soru var mı hayatta? Bütün bunlar niye? Olabilir zarardım, mesela, olabilir. Gerçekten. Or, şey diyeyim, Direkt Allah'a sorayım. sorayım diyorsun yani. Yok, şöyle toparlayabiliriz <laughs> istersen. Bu evet, aynen. Yani bütün bu, bu çırpınış, bu tantana ne için, ne olacak sonunda Biz büyük var yani. Olsa problemlere gömülmüşüz galiba, onu anlıyor musun? <laughs> <laughs> şöyle toparlayabiliriz. Ortaya sormak isterdim, genel deyip bu cevabı verebilirsin. Yardımcı olmam gerekirse, niye sen yardımcı olmak istedim onu da Yani evet, teşekkür <laughs> ederim. Yani evet genel olarak Genel muhatabımı da bilmiyorum. Sormak isterdim yani. Bütün bu tantana ne için? Ne olacak sonunda? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <İyi>. <gülüyor> <gülüyor> ne <teşekkür> olacak <laughs> sonunda? Teşekkür ederiz. Bu bölüm benim için çok önemliydi. Hayatımda hem kendi sağlık anlamında ailesel zorluklarım var hem askere gidiyorum. Bu bölüm yayınlandığında askerde olacağım muhtemelen gibi Aa. gibi pek çok 2021'e dair senaryo var hayatımda. Evet. Ve sizinle buluşmuş olduk. Şey olsun. Çok teşekkür ederiz. Ee, o yüzden böyle anormal kafamdan attığınız çok böyle anı, olsun. doyurucu içerik oldu. Çok teşekkürler. Yeni Biz yılda teşekkür sizinle ederiz. kapatmış olacağız hürriyette. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. İnşallah yeni buluşmalarda ayrı ayrı da doğururuz. İkinizi bundan sonra hep ikisini konuk almak istiyorum. Aynı anda yan yana yani. <laughs> çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Arkadaşlar bir sonraki bölümde yeni yılda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.